Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalından hepinize tekrar merhaba. Sağlıklı lezzetler, lezzetli tarifler dediniz. Ben de size birbirinden lezzetli tariflerimi çekmeye devam ediyorum. Sabah giderken pratik yulaf kaseleri tarifleri vermeye başladım biliyorsunuz. Bugün de özellikle çölyak hastaları ya da hayatında gluteni çıkartmış olanlar için glutensiz bir yulaf ezmesi tarifim var. Gene içinde sizi ısıtacak, besleyecek, sabah enerji kaynağı olacak güzel şeyler de koymaya başladım. O yüzden bugün size glutensiz yulaf kasesi yapıyorum. Glutensiz yulaf kasemizin içinde neler var? Bir kere evet yulafımız var. Bu gluten meselesini de çok iyi anlamamız lazım. Çünkü gluten biliyorsunuz aslında buğday ve bazı tahıllarda olan bir şey. Ve içerisindeki bu aktif maddeler yani gluten bazı insanlarda çok ciddi sindirim problemleri ve hastalığa yani çölyak hastalığına yol açıyor. Ama son yıllarda glutenin aynı zamanda vücutta enflamasyonu arttırdığı, ödemi arttırdığı, kilo vermeyi zorlaştırdığı, metabolizmayı yavaşlattığı konusundaki bilgilerden sonra sağlığına dikkat eden, temiz beslenmeye çalışan insanlar da gluteni hayatlarından çıkarttılar. Ben bugün glutensiz yulaf buldum size özel olarak. Onun dışında ne var biliyor musunuz? Kinoa var. Kinoa'yı da çok seviyorum. Kinoa biliyorsunuz özellikle Peru, Güney Amerika'da çok uzun yıllardır, binlerce yıldır kullanılan iyi bir tahıl mı denecek? Artık tahıl mı diyorlar, bitki mi deniyorlar bilemiyorum ama iyi bir protein kaynağı. Onun dışında yine güzel güzel malzemeleri karıştırıyorum. Baharatları seviyorum yulaf ezmelerinde. Biraz sütümüz var, goji berimiz var. Goji beriyi de çok seviyorum. Bugün biraz yulaf ezmesine goji beri koymak istedim. Ama siz goji beri bulamazsanız bunu istediğiniz işte 1-2 tane kayısıyla ya da bir avuç kuru üzümle de yapabilirsiniz. Malzemelerimiz böyle. İçine ekleme ya da çıkartma yapabiliriz. Mesela benim önümde şimdi toz rende Hindistan cevizim var. İsterseniz biraz onu koyabilirim. Biraz chia tohumum var. Biraz fındığım var. Böyle daha önceki bir tarifimden kalmıştı. Bence her şey yakışıyor. Sizin zevkinize bağlı. O zaman hemen tarifimizi yapmaya başlayalım. Ne yapıyoruz? Önce ateşin üzerine yulafımızı koyacağız. Yulafı önce pişirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Yulaf böyle bir 5-6 dakika pişmesi süren bir şey. Böyle 4 yemek kaşığı yulafım var, yulaf ezmem var. Bunu koyuyorum. Üzerine birazcık sütümü koyacağım. Birazcık dedim aslında 200-300 gram kadar. Yani yulafı bir taşım aşacak. Bunlar böyle bir 3-4 dakika pişecek. Aynı zamanda kinoalarımızı da koymamız lazım. Aslında kinoalar yulaflardan daha da zor pişiyor. Burada ben 4 çorba kaşığı hazırlamıştım ama şimdi yulafların ölçüsüne baktığım için 2 çorba kaşığı kinoa yeterlidir diye düşünüyorum. 6-7 dakika süt kaynadıktan sonra 6-7 dakika iyice şişene kadar böyle yulaflar yumuşayacak, muhallemsi bir kıvama alacak. Kinoalar da şişecek. 6-7 dakika kadar orta ateşte bunları pişmeye bırakıyorum şimdi. Bunun üzerine isterseniz süt yerine su da koyabilirsiniz ama ben şimdi sadece sütle yapacağım. Çünkü bunu kızıma yapıyorum. Kızıma gerçekten sabah kahvaltısında besleyici özelliği olan şeyler ikram etmeyi seviyorum. Yulaf ezmesini de seviyor. Bu arada siz çocuklarla ilgili sağlıklı atıştırmalık ya da çocuklarınızın beslenme bozuklukları, yemeğe inatları varsa görmek istediğiniz tarifleri yine videomun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama biz de karar verdik bizim ekiple Berraklarla değil mi Berrakcığım? Size de güzel çocuklar için 5 dakikada hazırlanacak sağlıklı atıştırmalık serisi yapacağız. O da 1 aya kadar hazır olacak diye düşünüyorum. Bir 10 dakika kadar pişirdim çünkü kinoaların pişmesi biraz uzun sürüyor. Yavaş böyle gördüğünüz gibi muhallebi kıvamına geldi. Hafif de fokurdamaya başladı. Şimdi birazcık bu kuru meyve karışımımdan goji ile kuru üzümü karıştırdım. Biraz içine koyuyorum. Bir miktar içinde birazcık pişireceğim. Sonra da üzerine de koyabilirim. Ben baharatları çok seviyorum demiştim biliyorsunuz. Özellikle kışın ısıtıcı özelliklerinden dolayı baharatları bol bol yediğim her şeyde kullanmaya çalışıyorum. O yüzden buraya da zencefille birazcık tarçın karıştırdım. Bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Bu arada gördüğünüz gibi iyicene çekti sütü. Ben arada birazcık fazla sütünü çektiği için bir bardak daha, bir yarım bardağa yakın şey koydum, su koydum. Çok fazla sütlü olduğu için. Şimdi hazır. Bunu ateşini alıyorum. Çok da güzel oldu. Siz bilmiyorum, sizi bilmem ama ben böyle yoğun böyle zencefil, tarçın kokan sıcak şeyleri sabahleyin yemeye bayılıyorum. Glutensiz yulaf ezmem hazır. Şimdi birazcık böyle servis yapacağım hemen. Gördüğünüz gibi lapa kıvamında. Bazıları görüntüsünü çok beğenmeyebilir ama ben çok beğeniyorum. Yemeği çok sevdiğim bir şey. İçini nasıl süsleyebilirsiniz üstünü? Yine biraz yaban böyle meyvelerinizi koyabilirsiniz. Yaban mersini olabilir, goji beri olabilir, kuru üzüm olabilir.
Ve yine üzerine her zamanki gibi tarçın ve zencefil karışımımı koyuyorum. Ve afiyetle yiyorum. Afiyet olsun.